Ankara Çerkez Derneği'nin düzenlediği sezon açılış gecemize hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta geleneksel pikniğimiz ile başlattığımız sezonumuzu, bu akşam sezon açılış kokteylimiz, Çerkez Kıyafet Günü ve Abhazya Bağımsızlık Günü ile haftaya da sezon ilk zirvesi ile taşlandıracağız. Abhazya Zafer Günü kutlu olsun. Nice 30 yıllara. Umarım sonsuza dek Abhazya bağımsız kalır. Canlar ülkesi Abhazya'mızın bayrağı sonsuza dek dalgalanır. Birlikte paylaştık ve öğrendik. Ailemize yeni gelen kardeşlerimizle büyüdük. Derneğe sadece dans için giden gençler olarak terfi edilen pırıl pırıl gençlerimiz, deprem zamanı olağanüstü bir dayanışmanın, ekip çalışmasının ve gönüllülük esaslı profesyonel iş üretmenin çok iyi bir örneğini tecrübe ettiler. Bugüne dek aldıklarını ziyadesiyle toplumuna sunmuş oldular bu vesileyle. Bu gecelik aramızda olamayan, katılamayan tüm gençlerimize, kadınlarımıza, semt gönüllülerimize, çocuklarımıza, tüm gruplarda emeğini esirgemeden çalışan insanlarımıza, gerek Ankara'da, gerekse il dışından ve yurt dışından katkı sunan tüm insanlarımıza huzurunuzda şükranlarımızı sunuyoruz. Bu akşam çok mutlu bir akşam hepimiz için çünkü yeni sezonu açtığımız bu gecede aynı zamanda 28 Eylül Ulusal Adige Kıyafet Günü ve 30 Eylül Abhazya'nın Bağımsızlık Günü'nü de hep birlikte kutlayacağız. Gecenin açılışını yapması için Çerkez Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Hatu'yu huzurlarınıza davet ediyorum. Zabzev hamuşa şükabla, gıtaham adakar, sışnakışver, sışukhar, tınıbjokhar, çaresukhar. Ankara kalabet adige her, abaze her, oset her, çeçen her. Zatse hamçe şükablah. Kıymetli büyüklerim, hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimiz olan gençlerimiz ve çocuklarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Ankara Çerkez Derneği'nin düzenlediği bu gecede bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kurulu olarak geçen hafta geleneksel piknik ile başlattığımız bu hafta Adige Kıyafet Günü ve Abhazya Bağımsızlık Günü'nü de kutlayacağımız sezon açılış gecemiz ve haftaya da Beştepe binamızda yapacağımız sezonun ilk zirvesiyle taşlandıracağız. Ankara Çerkez Derneği olarak yeni bir sezonun açılışı yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni sezon açılışını yaparken Ankara Çerkez Derneği olarak birlikte güzel projelere ve etkinliklere imza atacağımızı umuyoruz. Hep birlikte Çerkez kültürünü yaşatmak, toplumumuza hizmet etmek ve daha iyi bir geleceği inşa etmek için çalışacağız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sezonun her birinize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam davetinize icabet edemeyen ama telgrafıyla selamını ulaştıran bir milletvekilimiz var. Hemen onun selamını ileteyim. Değerli başkanım, yeni sezonda siz ve derneğinizin başarılı çalışmalarında kolaylıklar diliyor. Etkinliğinize katılan tüm konuklara şahsınızda selam ve saygılarını sunuyorum. Serdar Sarı, CHP Balıkesir Milletvekili. Başkanımıza teşekkürümüzü sunuyoruz. Ve şimdi yeni sezon açılışını coşkulu melodileriyle Güzide Müzik Topluluğumuz Vadil ile yapalım. Müzik direktörümüz Metin Yıldız, Meral Özdemir, Berkay Sarıata, Mert Koç, Ferit Can Aydemir, Can Berat Şahin, Nesren Şirayder, bütün ekibimizi alkışlarınızla kutlamayı davet ediyoruz. Hadi!
teşekkür ediyoruz. Bu alkış bence daha fazlasını hak eden gençlerimiz. Bu akşam açılışta belirttiğim üzere Ulusal Arigeli Kıyafet Günü için özel bir misafirimiz de aramızda. Sahnenin sağ tarafında görmüş olduğunuz çok özel Çerkez el sanatlarının geleneksel ürünlerinden örnekler gördüğünüz bir köşe hazırladı sağ olsun. Bugünün hem önemi hem tarihçesiyle ilgili konuşmasını yapmak üzere Çerkez Derneği'nin Çerkez el sanatları hocalarından Şene Sertoklu huzurlarına davet ediyorum. Saygıdeğer büyüklerim, kıymetli misafirler, Ankara Çerkez Derneği'nin yeni dönemi, yeni yönetimi hayırlı olsun diliyorum. Abhazya'mızın bağımsızlık günü kutlu olsun. Adliye Cumhuriyeti Parlamentosu'nun 2000 yılında aldığı karar ile 28 Eylül günü Adliye Ulusal Kıyafet Günü olarak belirlenmiş, her yıl anavatanda ve diasporada çeşitli etkinliklerde kutlanmaktadır. 55'ten fazla ülkede yaşayan halkımız açısından ortak bilinçle hareket etme, bağlılığın güçlenmesi, yakınlaşma sağlanması açısından bu kutlama günü olmaktan daha fazla önem ve etki içermektedir. Diliyorum ki dünya durdukça bu kadim kültür tüm unsurlarıyla birlikte gelişerek yaşasın. Çerkez giyim kültürü tüm dünya halklarında olduğu gibi coğrafya, iklim, inanç ve geleneklerine uygun paralellikte gelişme göstermiştir. Doğal olarak toplumsal yaşamın ulusal karakterin tüm etkilerini taşır. Fiziksel sağlığa, görünüme verilen önem, estetik anlayış tümüyle giyim kültürüne yansımıştır. Atletik vücut yapısı oluşturmak, korumak amaçlı bedene oturan fakat bir o kadar da rahat, savaşla dahil her türlü yaşam içinde işlevsel olarak kullanılacak giysi formları geliştirilmiştir. Çerkez giyiminin diğerlerinden ayıran belirgin iki özellik göze çarpar. Erkek giyimi silahlarıyla bir bütün içinde değerlendirilir, kadın giyimi de kullanılan işlemelerle dikkat çeker. Giyim süslemelerinde Çerkez el sanatlarının tüm uygulamaları, dışehidağı, bağı, şağı, denfeç gibi el sanatları ustaca kullanılmış, giysi formları yanı sıra sanatsal desenler altın ve gümüş işlemelerle zenginleştirilmiştir. Çerkez kadınları giysileri, evlerinde kullandıkları eşyaları, erkek ve eş ve erkek kardeşlerinin silah kını, para kesesi, tütün kesesi, at boşun takımları gibi eşyalarını bu estetik işlemelerle süslemiş sanat eserlerine dönüştürmüştür. Çerkez erkeği de deri, gümüş, ahşap işçiliğiyle kamasında, kılıcında, at koşunlarında, ev gereçlerinde, kemer düğme gibi giyimi tamamlayan unsurlarda aynı estetikte kıymetli eşyalar üretmişlerdir. Zira giyim tanımlanırken aşafaşa deyimiyle silah ve giyimin bir bütün olarak değerlendirildiği görülür. Toplumsal yaşayış, ekonomik ilişkiler, askeri alanda gösterilen varlık sayesinde bölge halkları ve Avrupa'da Çerkez giyimi özellikle 18. yüzyıla damgasını vurmuştur.
Rus çarları, generalleri, Çerkeska ismiyle ulusal Çerkes kıyafetini giymiş, hatta bir dönem Kazak askeri üniforması olarak da kullanılmıştır. Avrupa modasında da etkili olan giysi formu, La Mode Illustre adlı Fransız moda dergisinin 28 Eylül 1863 tarihli 39. sayısında Çerkes ceket isimli model, 1865 basımı Der Bazar adlı Alman kadın dergisinde Çerkesyan elbise olarak Çerkes motiflerinin kullanıldığı tanıtım elbiselerdi. Tasarım elbiseler tanıtılmış, zamanın aristokrasisi arasında kullanım alanı bulmuştur. Bugün de Londra British Museum'da Avrupa'ya ulaşmış Çerkes el sanatları işlemeleri ve ürünlerinden örnekler bulunmakta, sergilenmektedir. Kadın giyim unsurlarının, temel giyim unsurlarını kısaca tanıtmak gerekirse, cacah dediğimiz iç giyim, pamuklu kumaşlardan üretilen iç giysiler. Şohtan, vücudu düzgün formda form kazandırmak, dik duruşu sağlamak için büyüme çağındaki kız çocuklarına giydirilen ince deri korse. Dönem korselerinden farklı olarak gece gündüz sürekli giyilmesi onu farklı kılan diğerlerinden, önde bir, arkada iki olmak üzere dasa denilen tahta ve kemikten küçük çubuklar gece yatarken çıkartılır, rahatlık sağlanırdı. Kadınlar çocuk sahibi olduktan sonra bu korseyi kullanmazlardı. Cana, Gostey, ev elbisesi, iç elbise ya da sayenin cacın altına giyilen elbise, ipek, atlas, basma gibi kumaşlardan kullanım amacına uygun değişik uzunluklarda dikilmekteydi. Cac, beli kadar gümüş düğme takımlarıyla süslü, saye altına giyilen giysi değişik işleme, model ve uzunluklarda olabiliyordu. Saye, şurada cac dediğimiz bölüm bu ayrı olarak dikiliyordu. Sonra da bir sürü formları değişti, bunun örnekleri de var aslında ama burada görsel olarak anlatma şansımız olmadığı için anlatı olarak geçtik. Giysi şu aşamaya gelene kadar pek çok aşama geçirdi. Bugün de hala basit, rahat kullanıma uygun biçimde yeni formlar eklenmekte. Saye önü bele kadar V şeklinde açık, bele oturan, eteği parçalı, geniş, uzun üst giysi. Saye kolları üzerindeki işlemelerle en çok dikkat çeken parçadır. Ape belava da denilen yaprak biçimli, dirsekten açık kol uçları, yaka, ön ve etek uçları zengin işlemelerle süslenirdi. Gırıp, gümüş, altın veya tokalı olarak kumaşlardan üretilmiş kemerler giysi formunu tamamlayan önemli aksesuarlardır. Kadınlar küçük keselerini ve ipek mendillerini kemerlerine takarak taşırlardı. Dışapao, kadife ve ipek kumaşlardan üzerinde Çerkes işleme ve süsleme tekniklerinin kullanıldığı şapkalar çok çeşitliydi. Tepe kısmı sivri yüksek şapkalar, burada gördüğümüz gibi genç kızlar ve henüz çocuğu olmamış gelinler tarafından kullanılırdı. Kızların saçları iki örgülü taranır, gelinlerin saçları da arkada tek örgü olarak toplanırdı. Çocuk sahibi olunca bu şapka çıkarılır, baş örtüsü takarlar, tepesi daha düz, az süslü şapkalar kullanırlardı. Aşeç, şarpon, ince ipek kumaşlardan değişik saçak bağlama teknikleriyle süslenmiş veya ağ örme tekniğiyle örülmüş baş örtüleri kullanılmıştır şapkaların üstünde veya sadece baş örtüsü olarak. Traha, ince sahtiyan deriden yuvarlak burunlu, ayakların ince ve narin olmasını sağlayacak formda yapılırdı.
evde ve dışarıda giyilen ayakkabılardan işleme ve süslemelerde sıkça kullanılırdı. Patraka, takunya tarzındaki süslü ayakkabılar genellikle törensel olarak düğünlerde giyilirdi. Erkek giysilerinin temel parçalarında hemen şöyle sıralayabiliriz. Cağcaş, pamuklu kumaşlardan üretilen iç giyim. Cana veya cana cüteş olarak da nitelendirilen hakim veya dik yakalı, önü yarım açık, düğmeli, manşetli, kalça hiza uzunluğu kalça hizasını geçen gömlek. İçeride gördüğümüz gibi. Gömlek siyenin altına giyilir. Eğer siye giyilmeyecekse beline kemer bağlanarak kullanılırdı. Siye, üst tarafı bedene oturan V yakalı, geniş kol ve etek kesimi olan giysinin arka belde bulunan iki küçük şuradaki bir çıkıntılar hareket halinde elbisenin kemerden yukarı sıyrılmasını engelleyecek şekilde planlanmış. Yandaki açıklıklar ve yırtmaç hareket kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Daha önceleri bölmeli kapaklı formda olan göğüs cepleri Augustus ateşli silahların icadıyla son şeklini aldı. Göğüs genişliğine göre 7, 9, 11 gibi tekli sayıdan sayenin göğüs kısmında yer alır. Fişekliklerin bölmelerinde vomile denen toz gıda ürünü, mektup, barut taşıma gibi fonksiyonlarının yanı sıra görsel olarak da vücuda güzel bir form ve heybetli görünüş sağlayan bir güzel ayrıntıdır. Bonçerç, atla bütünleşmiş toplumun pantolonu tabii ki binici pantolonu formunda olacaktı ve bu formdaydı. Paça kısmı çizme, tozluk içine giyilecek darlıkta yapılmaktaydı. Horifapao, genellikle astragandan üretilen kalpak, giyimin tamamlayıcısı niteliğindedir. Kalpak yüksekliği kişiye göre kalpaktan çene ucundaki mesafeyi geçmeyecek şekilde ayarlanır. Kaş üstüne bir parmak mesafede kulak uçlarını içine alacak şekilde kullanılırdı. Tamga ve işaretlerle kişiselleştirilen kalpaklar özenle taşınır. Büyüklerin kalpağını giymek hoş karşılanmaz, saygısızlık olarak addedilirdi. Şarpan, baş, yüz, boyun koruma giysisi olan başlık, giyme ve taşıma biçimleriyle erkek giyiminin önemli bir parçası olmuştur. Savaşçı, çapraz bağla arka bele bağlamış, atlı soğuk havada boynunu sarıp uçlarını arkaya atmış, düğüne kutlamaya giderken buradaki gibi iki uçları arkaya atılmış, atarak omuzda taşınmış, cenaze törenlerinde ise iki ucu önde uzun şekilde bırakılarak kullanılmıştır. Trahta, yumuşak deriden yine ayağın şekilsiz büyümesini engelleyecek şekilde dikilmiş ayakkabıların üzerine evden çıkarken şey adı verilen diz altına kadar uzayan koruma amaçlı tozluklar kullanılmıştır. Şırık, deriden diz altına kadar uzanan çizme giysinin görsel bütünlüğüne kalpak kadar güzel katkıda bulunan önemli bir kullanım aracı idi. Şöyle diyebiliriz en son olarak, her bir giyim parçası birbirini tamamlar ve yüceltir nitelikteydi. Pasarey adıha, şaşem tıfın vahişe, upem vahişi jiyava. Araşi, adıgam yivacer, yipsevucer, yivzer, yihabzer, zıfedra şaşem, hamtiyavzer. İyi akşamlar.
hocamıza ve sunumda eşlik eden kıymetli gençlerimiz Aydın'a, Erdoğan ve Yusuf Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Derneğimizin açılış gecesi olur da Elhus Halk Dansları topluluğu olmadan olur mu? Olur mu? Altı şarkısına tek bir sesini Elhus sunumlarında. Thank you.
kardeşlerimiz aramızda. Mutluluğumuzu paylaşan ve davetimizi kırmaya buraya gelen sevgili Sufa'yı huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Şarkıları söylemek üzere. Sorhaz, adiye biz o zıkkı var arsa oldu ki zor. İpek biz kes 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 biz kes 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 oldu zeynes. Nobey böyle diyeceğiz burası ilk işimiz. Böyle bağımsızlık günü, Abaze bağımsızlık günü ve adiye kıyafet günü aynı zamanda. Böyle etkinliklerin içinde rap yapan birisi olarak bulunmak bazen tuhaf hissettiriyor biliyorum. Ama anlatmamız gereken şeyler var gibi. Çerkezli'de de aynı şekilde eğer yaşayan bir dil varsa şu anda bununla her şeyin anlatılabileceğini anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun arkasına sığınıyorum benim. Bakın, güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Sözleri bazen karıştırabiliyorum hala çok da. A beat or vent. Çok teşekkür ederim.
Viva la Epazi'nin. Şimdi kıymetli ailemiz İlhan Agaçay'ı hof yapması için huzurlarınıza davet ediyorum. Genç kardeşlerim, derneğimizin dönem açılışına ilk defa 1967 yılında aramızda bulunan Cihan Bey kardeşimlerle birlikte ekibimizin genç elemanı olarak katılmıştı. Bugün 2023 yılı hep birlikte açılış yapıyoruz. Ne mutlu. O günden bugüne ve daha öncesinden de Çerkeslik adına Çerkesliği yaşatmak için hizmet ve emeğe geçip de aramızda bulunmayan, dünyasını değiştirenlere rahmet ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün aramızda olup da hayatta olan hizmet ve emeğe geçen yönetici, hizmet veren kardeşlerimize de şükranlarımla teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel kardeşlerim, bugün bir takım güzellikler bir arada yaşıyoruz. Kıyafet günü, derneğimizin özlemle beklenen açılış günü, Abhazya'nın bağımsızlığını kazanmasının 30. yıl dönümünü mutluluğunu yaşıyoruz. Abhazya deyince Abazaca'da bir iki kelimeyle teminde bulunmak istiyorum. Arakay hasu baduz bu haş çakva reyük Reyugöbe şüksü atkıla vahta Abhazeli bızazo haş çakra rımıçla mıçıla esradula agurçko yarı mırkız ve bu sırazı hazdiki dahkur gero dahkot oldu. İrzi hayırkat, irzi orlukat. Güzel kardeşlerim, derneğimiz yönetici kardeşlerimizin bağımsız mevsim açılışını hep birlikte yapalım davetiyle bizlerin de özlemle
bir arada olmayı hazla beklediğimiz bugün başta yönetici Başkan Yusuf Bey şahsında tüm yönetimde çalışan görevli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu açılışın, bu dönemin yönetime, camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sevgili gençler, ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Sizden de Çerkesliği, Çerkesçe yaşamayı sizden sonra gelecek nesillere emanet etmenizi temenni ediyorum.
size. Çok teşekkürler. Ellerinizden çok teşekkürler. Şimdi bu güzel coşku, bu güzel bayramı halktan size topuzumuzun absurasıyla, badine performansıyla görüşmüşken devam edelim dilerseniz. Halktan size topuzumuzun sayın hocası Nesren Şırayder yönetiminde sevgili gençlerimiz Nesic Abiş, Sinecan Tankoç, Didecan Tankoç, Zine Ertan, Alpine Erdoğan, Ali Mert Selim, Yusuf Kaya, Amra Şukaya bu güzel performanslar için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum değerli konuklarımız. Bu güzel akşamda coşkumuz artarak sürecek. Uzaklardan gelen bir sanatçı konuğumuz daha var. Abhazya Savaşı döneminde bestelenmiş çok özel bir şarkıyı da bizlerle paylaşacak. Abazaca bu şarkı. Biz özgür milletiz. Esareti bilmeyiz. Ya vatanı kurtarır ya canı veririz. Abhazya kurtulacak. Zafer bizim olacak. Abhazya Cumhuriyeti her zaman yaşayacak. Sayın Tülin Sarıbaya'dan buradan selamlarımızla huzurlarınıza Ufse Seda Özdemir'i davet ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu akşam Abhazya'nın kurtuluş günü. Kutlu olsun, mutlu olsun. Birlikteliğimiz daim olsun. Adige kıyafet günümüz de kutlu olsun. Bütün mutlulukları bir arada yaşıyoruz. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız. Kaybolsun. Thank you.
doğuşu ah. Haydi Gökhan, haydi Gökhan, sıkışın dedişi ah. Şarkı oldu. Seriday. Seri day, seri day, seri day. Ori day, ori day.
Thank you.